Merhaba oyun severler. Yakın zamanda 10 yıllık oyun olan Assassin's Creed Revelation incelemesini yapınca biraz daha geri gideyim dedim ve 2002 yılında buldum kendimi. Oyun dünyasının en unutulmaz sahnelerinden biri olan o çıkartma bölümüyle hafızalarımıza kazınmış olan o efsanevi oyun. Medal of Honor Elite Assault. Günümüz Call of Duty oyunlarının babası. Lise yıllarında oynadığım oyun hakkında aklımda kalan iki şey vardı. İlki oyunu çok sevdiğim, ikincisi ise o tarihi çıkartma sahnesi. O bölümü kaç saatte geçtiğimi hatırlayamıyorum. Ama bayağı uzun sürdüğünü çok iyi biliyorum. O zamana kadar ki yapılmış en iyi 2. Dünya Savaşı temalı oyundu. Zorlasam şu an bile en iyisi diyebilirim. Evet, moda girdiğime göre yaklaşık 20 yıl sonra oynadığım oyuna tekrardan başlayabilirim. Sırf şu heyecan bile bambaşka bir duygu. Herkesin bildiği gibi oyunun hikayesi Tom Hanks'ten hatırlayacağımız Er Ryan'ı Kurtarmak filmine aşırı derecede benziyor. Hatta oyundaki birçok sahne direkt bu filme gönderme diyebiliriz. 27 yaşındaki kahramanımız Teğmen Mike Powell, Amerikan Stratejik Servisleri Ofisi için çalışan bir askerdir. Kuzey Afrika cephesinde savaşan Powell, kente girerken bir pusuya düşer ve bir takım arkadaşlarını kaybeder. Kendisi gibi rütbeli bir asker olan Teğmen Jack ile beraber Alman askerlerine karşı mücadele verirken yeri geliyor bir Alman üstüne sızıyor, yeri geliyor esir düşen arkadaşlarımızı kurtarıyoruz. Toplamda 6 bölümden oluşan oyunun genel olay örgüsünde Almanlara karşı mücadele ediyoruz diyebilirim. Hatta bu yönüyle de çıktığı dönem Alman sevdalılarının eleştiri de yemişti. Tabi bununla beraber Spearhead ve Breakthrough isimli iki farklı genişleme paketiyle de bu hikayeyi devam ettirdi. İlk genişleme paketinde Avrupa'daki cephelere destek verirken ikinci pakette ise yolumuz Tunus cephesine, çöllere düşüyor. Bu iki genişleme paketi de en az oyunun kendisi kadar başarılı ve güzeldi. Gelelim asıl meseleye. Her ne kadar Medal of Honor ile geçmişi güzel bir şekilde yad etsek de, gözlerimiz dolu dolu olsa da konuştuğumuz oyun neredeyse 20 yaşına gelmiş yılların oyunu. Hal böyle olunca da tekrardan 20 yıl önce almış olduğumuz hissi yakalamak, o duygulara girmek kolay olmayacaktır. Bunun da endişesi ve tedirginliği içinde gergin bir halde oyuna tekrardan başladım. En son retro oyun aşerdiğimde 2009 yılında yayınlanan Wolfenstein'i oynamıştım ve aşırı derecede zorlanmıştım. Oyunun mekanikleri o kadar ham ve yaşlı geldi ki en fazla 2 saat dayanabildim, sonra kapattım. İşte bu acı tecrübede aklıma gelince bur haliyle oyuna başlamış oldum ve ilk düşman askeriyle karşılaştım. O an anladığım hissiyat neredeyse 20 yıl yaşadığım duygu ile aynıydı. İşte çocukluk yıllarımda oynadığım oyun, yaşadığım duyguyu anlatmam mümkün değil. Daha ilk dakikalarından oyuna kendimi kaptırdım. Soluksuz bir şekilde yardırmaya başladım. Pataküte gidiyorum. Klavyeden dumanlar çıkıyor adeta. Aklımda ise çocukluk yıllarım ve de anılarım. İki farklı duyguyu aynı anda yaşıyorum. Tarifi imkansız bir hazın içindeyim. Tabi bunlar pembe hayaller. O efsanevi bölüme gelince bir anda yerini ciddi tedirginliğe ve öfke krizlerine bıraktı. Hatırladınız mı o bölümü? Meşhur Normandiya çıkartmasını. Bölüme çıkartma gemisinin içinde başlıyoruz. Zaten sahneyi görür görmez beynimde şimşekler çaktı. Bu bölümle alakalı hatırladığım en net şey aşırı derecede zor olmasıydı. Ve evet, doğru hatırlıyorum. Bunu geminin kapakları açılır açılmaz anlamak çok zor olmadı. Tabi zorluğu bir kenara koyarsak atmosferin size yaşattığı duygular da aşırı derecede gerçekçiydi. Silah arkadaşlarınızın bir kenarda çaresizce yardım beklemesi, sağlıkçı askerlerin onlara yardım etmeye çalışması, yanı başınızdaki askerlerin bir anda yere düşmesi, bazılarının ise elindeki silahı bırakıp korku içinde ölümü beklemesi ve bitmek bilmeyen düşman ateşi. Bana göre oyun dünyasının en nefes kesici bölümü hala budur. Karşı kulelere ulaşmak için defalarca öldük. Hem de defalarca. Sadece bu bölüm bile oyunun efsane yapmaya yeterdi gerçekten. Oyunun genel atmosferi neredeyse bu kalitede diyebilirim. Zaten bundan dolayı hala en iyi 2. Dünya Savaşı oyunları arasında kendine yer buluyor. Ayrıca başarılı ID Tech 3 oyun motoru sayesinde grafikler hala göze hoş geliyor. Tabii ki buradaki güzellikten kastım 20 yıllık bir oyuna göre. Eğer çıktığı döneme göre konuşursak grafikler zaten başlı başına efsaneydi. Bunun yanında animasyonlar beklediğimden iyi çıktı. Daha doğrusu hatırladığımdan iyi çıktı. Ayrıca düşman yapay zekası da hiç fena değil. Sizi fark ettiklerinde vermiş oldukları tepkiler gayet başarılı. Tabi arada afalladıkları oluyor ama 20 yıllık bir oyun için bunlar gayet doğal ve normal. Günümüz oyunlarının bile en büyük sıkıntıların başında olan vuruş hissi dediğimizi olabilirsiniz. Hani şu mermi süngeri düşmanlar yok mu? Onlardan bahsediyorum. Bakmayın öyle bazılarının oyunlardaki vuruş hissini laf ettiklerine. Onlar da çok iyi biliyor ki oyunlardaki vuruş hissi dediğimiz olay olmazsa
oyunun genel kalitesi de aşağı düşecektir. Kimse 10 saat boyunca havaya ateş etmek istemez. Hele ki aksiyon, FPS, TPS oyunlarında. Bu arkadaşların çoğu kendini antipopülist olarak gördüğü ve göstermek istediği için bu şekilde konuşuyor. Bundan dolayı lafı uzatmaya gerek yok. Vuruş hissi oyunlarda önemlidir. Ve bu oyunun size sunmuş olduğu o his en azından kendini oynatacak kalitedir. Gelelim bir diğer meseleye. Ses ve müziklere. Oyunun genel müzik ve ses kalitesi başarılı. Dönemine göre gayet etkileyici ses ve müzik tasarımı kullanılmış. Hele ki Normandiya çıkartmasındaki müzikler harikaydı. Ayrıca ses efektleri de gayet iyiydi. Müziklerin bestelerini Michael Giacchino yaptı. Kim bu abimiz derse kendisi 1 adet Oscar, 1 adet Emmy ve 3 adet Grammy ödülü almış başarılı yetenek diyebiliriz. Yukarı Bak, Örümcek Adam Eve Dönüş, Batman gibi çok yakından bilinen filmlerin de müziklerini yaptı. Bununla beraber birçok Call of Duty oyunun müziklerini de yine Michael abiye aittir. 2002 yılında yayınlanan Medal of Honor Elite Assault 5 yıl içerisinde yaklaşık 1 milyon adet satmayı başardı. Bu rakamlar gayet başarılı olsa da asla sürpriz olmadı. Zira oyun çıktıktan sonra alınan eleştirilerin neredeyse hepsi olumlu yöndeydi. Tabii o zamanlar eleştirmenler firmalara veya yayıncılara göre değil, sadece oyunculara göre eleştiri yaptıkları için geçerlilikleri de çok daha uzun sürüyor. Bu oyun da onlardan biri. Üzerinden 20 yıl geçmesine rağmen hala oynanabilir bir kalitede olduğunu söyleyebilirim. Düşük sistem oyun arayanlara, retro oyun meraklarına, farklı bir deneyim arayanlara duyurulur. Bu arada oyunu oynayacak olan arkadaşlar muhakkak arada F5 ile manuel kayıt alın. Bazen otomatik kayıtlar arasında süre uzun olabiliyor. Videomuzun başında birçok oyun sahnesinin Er Ryan'ı kurtarmak filmine gönderme olduğunu söylemiştik. Bunun sebebi de oyunun yönetmeni Steven Spielberg'tir. Bilin bakalım bu arkadaş hangi filmin yönetmeni? Evet, doğru tahmin ettiniz. Er Ryan'ı kurtarmak. Steven yönetmeni olduğu filmin birçok sahnesini oyundan gönderme yapmayı ihmal etmemiş. Oyunda en garip özelliklerinden biri karakterimizin eğilme çömelme yeteneğinin olmamasıydı. Aksiyon savaş oyunlarının bu mekaniklerin olmaması acayip. Daha sonra yayınlanan iki genişleme paketinde bu sorun çözülse de oyunun orijinal halinde maalesef bunlar kullanılmış. Son olarak şu an paranın gözüne vuran oyun serisi Call of Duty bu oyunun neticesinde ortaya çıkmıştır. Bu haftalık da videomuzun sonuna gelirken hem bizleri desteklemek hem de motivasyonumuzu yükseltmek için kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bu arada sizleri Discord sunucumuza da bekliyorum. Unutmayın ki oyunlar öznel bir nesnedir. Kişiden kişiye farklılık göstermesi de gayet doğaldır. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar oyunla kalın.